Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Bugün çatıdaki kümesimizden ilk videomuz. Arkadaşlar kuşları yaklaşık 3-4 gündür bu kümeste böyle tutuyorum. Bu tül sayesinde kuşlar dışarıya çıkamıyor ama dışarıyı izliyor. Hiç çıkarmadım daha dışarıya. İlk defa çıkacaklar ve nasıl tepki verecekler bilmiyorum. Bu çatıda mı kalacaklar? Yoksa aşağıya inip yerdeki kümesi mi arayacaklar? Hepimiz beraber göreceğiz. Korkuyorum çünkü giderler gelmezler, sıkıntı olur diye. Mesela şurada bir yavrumuz var, Mardin yavrusu. Anne babası ona bakmak zorunda. Yukarıda yavrularımız var. Bunların anne babası gelmezse eğer yakalayıp tekrar buraya getirmek bir süreç. Bu da beni yoracak. Ben yemleri önlerinden aldım. Dünden beri bir şey yemediler. Bile bile aç bıraktım ki yemle terbiye edeceğim. Bu kuşları bu çatıya bastırmak için işte yem kullanacağım. Ama arkadaşlar şimdi kuşlar 3-4 günden beri kümesin içinde oldukları için ben bu kümesin kapısını açar açmaz hepsi birden aynı anda dışarı çıkacak. Dışarı çıkarlarsa da yere basmadan direkt uçmaya başlayacaklar. Uçarlarsa da aşağı inerler diye düşünüyorum. O yüzden İlk başta şu deliği açacağım. Buradan çıksınlar istiyorum teker teker. Yere yem atacağım. Yemi görüp inerler diye tahmin ediyorum. Şu anda en büyük problemim havanın rüzgarlı olması. Beni çok korkutuyor. Çünkü kuşlar, acemi kuşlar var arada. Onlar rüzgara kapılıp gidebilir. Risk alıyorum ama yapacak da bir şey yok. Çünkü rüzgar burada eksik olmuyor arkadaşlar. Hep rüzgar var. Ben 3-4 günden beri bekliyorum rüzgarın bitmesini ama bitmiyor. Bu kuşlar da perişan oluyor. Mecburen yapacağız. Rüzgar olmasına rağmen bu riske gireceğim. Kuşları çıkaracağım. Kümesin alt tarafını komple kapattım. Burayı böyle menteşeli yaptım arkadaşlar. Şimdi rüzgardan dolayı burası oynuyor. Arka tarafı kapattım. Sebebi de bu rüzgarlı havalarda alttan soğuk girmesin diye. Ben şunu yanıma alayım. Bunun içinde yem var. Bakalım, umarım bizi zora sokmaz bu durum. Şöyle koyayım da kuşlar yere indikten sonra yem yemesinler. Şurayı açmam lazım şimdi benim. Bir saniye. Yemimiz burada. İlk başta dediğim gibi şuranın bir kapısını açalım. Evet arkadaşlar, açtık. Hemen elime biraz yem almam lazım. Gel. Gel, gel. Bakalım tepkileri ne olacak. Gel. Kuşları aç. Yemi görünce tele yapıştılar ama şu delikten çıkmaları lazım. Gel. 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 Aslında bu deliği biliyorlar. Ama nedense, geliyor bir tanesi. Gel kızım, gel. Gel kızım. Gel. Çok rüzgar var arkadaşlar. Yem atıyorum. Attığım yem bile istediğim yere gitmiyor. Aşağı doğru kayıyor. Gel. Ben şimdi şöyle hafiften kümesi aralayayım ya. O delikten çıkmayacaklar, anlaşıldı. Şöyle ufak ufak aralayayım. Çıksınlar. Hah, karabaş çıktı. Hah, Arap çıktı. İyi yem yemeye başladılar. Gel. Beyaz çıktı. Bak bu beyaz mesela yeni. Bunun kaçma ihtimali var. Korkuyorum mesela arkadaşlar şimdi bunu dışarı çıkarmaya ama yapacak da bir şey yok. Hah, kuşlarım çıkıyor. Bak bir tanesi kümesin üstüne kalktı direkt bak. Eşek sıpası seni. Gel. Aa! Bu benim pamuk sallabaş beyaz yavrum da düzeldi. Çapar çıktı. İyi yiyorlar. Bir kalkarlarsa arkadaşlar bir daha girmezler. Onu biliyorum. O yüzden temkinliyim. Çok fazla ani hareketler yapmamaya çalışıyorum. Aferin benim çocuklarıma. Ha işte böyle yemle terbiye edeceğiz arkadaşlar. Yerde yem olmasa bunlar ayak bile basmaz buraya. Direkt uçarlar. Sonra da aşağıya inerler. Aferin çocuklarıma. Dur. Gelmeyin bir dakika siz buraya. Ben sizi yemleyeceğim.
Felaket rüzgar var ya. Kuşlar yerde duramıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gel. Vallahi kuşlar yerde bile zor duruyor. Gel. Ben şimdi yavaş yavaş şu kapıyı açayım. Gel. Burayı açmam lazım benim ki. Heh. Kuşlar uçmadan. Aa, çözdük olayı ya. Evet arkadaşlar. Şuradan daha mı net alıyorum? Evet. Gel. İşte böyle gezine gezine bu çatının kendi yerleri olduğunu öğrenecekler. Zaten kümesi tanıyorlar. Kümesten kaçma ihtimalleri yok. Rahat rahat kümesin içine girip çıkabiliyorlar. Çünkü güvendikleri kümes, kendi yuvalarının olduğu kümes. Çatıdan korkuyorlar biraz. Benden korkuyorlar. Ama inşallah gitmeyecekler. Giderlerse de hepsi aşağıya iniyor biliyorsunuz. Benim şu anda tek korktuğum kuş nerede? Şuradaki karavaş arkadaşlar. Şurada bir karavaş var. Ondan korkuyorum. Çünkü o hiç uçmamıştı. Bir korkum o. Bir de şu beyaz kelebek. Bu da çok uçmadı. Zaten bu uçkun bir kuş değil. Balkonda beslenmiş. Hiç doğru düzgün gökyüzü görmemiş. Bu tarz rüzgarlı havalarda uçarsa buraya gelebilir mi bilmiyorum. İki korkum var. Bir bu beyaz, bir de bu karavaş. Başka da kuştan korkmuyorum. Kuşlarım benim akıllı. Bir yere gitmezler. Bak, benim kuşlarım akıllı dedim. Alın size akıllı. Bakın, hemen yemi buldular, yeme gidiyorlar. Kalkmak yok, kalkmak yok. Eyvah eyvah eyvah. Gel. 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 Yem bende oğlum, yem bende. Başka yerde değil yem. Gel. Gel. Arkadaşlar çok heyecanlıyım ya. Bu kuşları ben buraya alıştırırsam, yani bu kuşlar buradan kalktıktan sonra bile gitmezler, tekrar buraya konarlarsa olay bitmiş demektir. Ondan sonra siz keyfi düşünün. Bugün hava biraz kötü, kapalı. Daha güneşli, daha güzel havalarda daha keyifli olacağına eminim. Arkadaşlar manzaraya bakın. Rüzgar şu anda sizin gördüğünüz yöne doğru esiyor. Ve ben kuşları uçurduğumda kuşlarım nerede, ne yapıyorlar, yükseliyorlar mı, alçalıyorlar mı, dönüyorlar mı, hepsini görebileceğim. Bir de arkadaşlar size güzel bir haberim var. Ben artık oyun kuşu besleme de kararı aldım. Yani bundan sonra oyunlu kuşlar da besleyeceğim. Hem de üst düzey kuşlar beslemeyi düşünüyorum. Bakalım, araştırıyorum şu anda. Çünkü bu çatı oyun kuşu beslemek için ideal bir çatı. Ben bu kuşları uçurduğumda keyfimi yapacağım. Kuşlar açık alandan gelecek. Seferini yapacak, çıkacak. Baktım işim mi çıktı? Canım mı sıkkın? Bırakacağım ben kuşu uçarken. İneceğim aşağıya. Kuş ne yaparsa yapsın. İster 10 sefer yapsın, ister 20 sefer. İster 5 dakika uçsun, ister 3 saat. Fark etmez. Sonuçta ineceği yer burası. Ve burada tehlike yok. Kedi yok. Fare yok. Araba yok. Başka birinin yakalama ihtimali yok. Buraya konar kuş. Ben ne zaman çatıya çıkarsam o zaman kümese sokarım. O yüzden oyunlu kuş besleme kararı da aldım. Çünkü yerim müsait. Yani oyun kuşu beslemek için müsait. Neredeyse en yüksek bina benim binam. Evet. Kuşlarımız baya baya gezindiler. Daha hiçbiri kalkmadı. Siz de gördünüz. Kalkarlarsa ne yaparlar bilmiyorum. Uçarlarsa direkt aşağıya mı inerler onu da bilmiyorum. Buraya gelirler mi onu hiç bilmiyorum. Ama böyle böyle bu kuşları benim alıştırmam lazım. Başka çarem yok. Şimdi kuşlar geziniyorlar işte. Yavaş yavaş çatıyı tanıyorlar. Çok mu konuştum ben ya? Heyecandan var ya bir gevezelik tuttu beni, sormayın arkadaşlar. Gel. Gel. Şöyle atayım da biraz görsünler. Çatıyı iyice tanısınlar. Buraya güvensinler. Konacakları yerin burası olduğunu bilsinler. Çünkü kuşlarda öyle bir şey var arkadaşlar. Emin olmadığı yere kuş konmak istemez. Tehlikeli olacağını düşünür. Aha. Eyvah eyvah eyvah. Gel. Karabaş kalktı. Gel 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 gel. Eyvah ya.
Gel oğlum. Gel buraya gel. Buraya kon. Buraya kon. Gel. Bakın şimdi tereddüt halinde. Konsam mı konmasam mı diye düşünüyor ve kondu. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Tamam ya. Çözüyoruz bu işi arkadaşlar. İlk kuşumuz kalktı geri geldi. Ama bu benim korktuğum karavaş değil. Korktuğum karavaş şurada. O kalkmadı Allah'tan. O kalksa bunun gibi böyle tecrübeli değil çünkü. Kaçabilirdi. Ben biraz daha yem atayım bunlara. Gel. 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 İşte bu kümesin kapısını bu yöne yapmamın en büyük sebebi bu. Burada rüzgar neredeyse 11 ay buraya esiyor. Sadece yılın bir ayı buraya esiyor. Belki de bir haftası buraya esiyor. O yüzden kümesin kapısını böyle yaptım ki kuş uçtuğunda oradan buraya gelmeye çalıştığında kümesi görebilsin. Bu arada şu kuş da yabancı bir kuş arkadaşlar. Eren'in kuşu. Şurada bir arkadaşımız var güvercin besleyen. Onun kuşu bu Van kuşu arkadaşlar. Yüksek uçucu, taklacı ama tabii sefer yok kuşta. Sadece havada oynuyor. Karnı da acıkmış. Eren'in kuşları artık buraya sanırım bol bol gelecekler. Benim kuşlarım sayesinde nasiplenecekler. Yem yiyecekler. Van kuşu arkadaşlar. Biraz farklı bir kuş. Ama çok güzel uçuyorlar. Çok yüksek uçuyorlar. Onu biliyorum. Tamam ya benim kuşlarım iyice uyum sağladı. Sakin, sakin. Ha işte bak böyle kanatlanın, hafiften bir kalkın, yere inin. Bunlar güzel şeyler arkadaşlar. Alışacaksınız buraya. Bundan sonra sizin mekanınız burası. Hadi. Yem de yiyin bakalım. Bunlar size ödül. Beni üzmediniz. Öyle kalkıp gitmediniz. Bunlar size ödül. Şimdi biraz da şöyle atayım. Şimdi bu kuşlar biraz gezinsinler burada. Yem arasınlar. Ben bu yemi buradan kaldırayım. Çünkü buraya geliyorlar. Sürekli yem yemek için. Şuraya koyayım bunu. Dediğim gibi şimdi biraz gezinecekler. Yem arayacaklar. Hava güzel olsa güneşlenirlerdi. Ne bileyim öterlerdi. Ama hava rüzgarlı. Kuşlar ayakta durmaya çalışıyor. En güzel tarafı da kümesi görüyorlar. Yani kalksalar bile tekrar kümese gelebilecekler inşallah. Bakın Van kuşu geldi. Benim kuşlarıma ötüyor. Sakin, sakin. Ben şu kümesten biraz uzaklaşayım da. Kuşlarım kümese girmek istiyor. Benim yüzümden giremiyorlar. Ne oldu çocuklar size? Yeriniz mi değişti sizin? Afarladınız mı siz? Merak etmeyin, düzelecek. Burası sizin için daha güzel. Bak yerde kedi vardı, köpek vardı, fare vardı, araba vardı, tehlikeli insanlar vardı. Artık hiçbiri yok. Artık hiçbiri yok. Bizim şu anda tek korkumuz ne biliyor musunuz çocuklar? Allah korusun. Bu delikten karga girebilir, martı girebilir. Bir tek ona korkuyorum. Büyük kuşa bir şey yapmaz karga. Karga büyük kuşla işi yok. Tek korkum yumurta ve yavruları yemesi. Buraya karga alışırsa o zaman yanarız. Onu da çözeceğiz inşallah bakalım. Bakın Van kuşu da kümese girdi. Benim kuşum değil. Eren'in kuşu. Ama geldi misafir oldu. Bu birazdan çıkar gider. Arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Bu kuşlar çok yüksek uçan. Havada oyun yapan ama sefere falan kalkmayan taklacı kuşlar. Van kuşu diye geçiyor. Bilginiz olsun. Bu ilk videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Kuşlarımız çok tedirgin olmadılar. Keyifleri yerinde, kalkıp gitmediler. Kümese de girip çıkıyorlar.
bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bundan sonraki videolarımız büyük ihtimalle uçum videoları olacak. İzlemede kalın, takipte kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Allah'a ısmarladık.